Arkadaşlar Örgü aşkın bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir elbise ile sizlerle birlikteyiz. Elbisemize boyun kısmından başladık. Artışlarımızı yaparak bel kısmına geldikten sonra modelimizi uygulayarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi aynen devam ettik. Herhangi bir farklı işlem yapmadan modelimizi tamamladık. Hemen elbisemizin ölçüsüne bakalım. Tutuyorum en uzun yerden 35 santim elbisemizin uzunluğu. Bel bölgesi için ördüğümüz ölçüye bakalım 19 santim de belimizin ölçüsü. Minik prenseslerimiz için olan elbisemizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Gazzeal'ın Baby Cotton marka ipini kullanıyoruz. İpimiz 50 gram, 165 metre, %60 koton ve %40 akrilikten oluşmakta. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. 60 tane zincir çekerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 tane olana kadar örelim. Zincirimin kaç santim olduğuna bakalım. 26 santim zincirimizin uzunluğu. Zincir ilave etmeden sayarak geri dönelim. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirimize gelerek bir tane trabzanımızı örelim ve devam edelim. Birer birer zincirlerimizi trabzan örerek uç noktaya kadar ilerleyelim. Atlamayalım. Sadece zincirlerimizi üzerine trabzanımızla dolduralım. Normal bebe ipleriyle, yünleriyle de örebiliriz. Hiç önemli değil. Kullanacağınız ipin tığımıza uyumlu olması ve içinize silmesi yeterli. Evet, şimdi birer birer zincirimi sonuna kadar trabzan örerek tamamlıyorum. Birinci sıramızı trabzanlarla tamamladık. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı kurduk. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ve 58 tane trabzanımız var. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz bitirme önünde zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzan ördüm bir tane zincir çekiyorum hemen sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir sıradaki trabzanın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum trabzanımın üzerine batıyorum her bir trabzanımızın arasına yukarıdan birer tane zincirimizi çekerek sıramızın sonuna kadar öreceğiz. Bir zincir aşağıdan bir trabzan atlamak yok. Bir zincir bir trabzan. Evet sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Bakın ikinci sıra bir zincir bir trabzan arada hiç atlamadık. Üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz. Bir, iki, üç tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum. Örgümün ardını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir zincir çektiğim yere girerek bir tane trabzan örüyorum. Trabzanımın üzerine bir trabzan. Zincirimin içerisine bir trabzan. Bir trabzanımın üzerine bir zincirimin üzerine birer tane trabzanımı örerek ilerliyorum. Her birisine birer tane. Şöyle bakalım. Birinci trabzanın üzeri yine zincirle döndüm. Aradaki bir zincirin içine bir trabzan, trabzanın üzerine bir trabzan, zincirime bir trabzan, trabzanın üzeri, zincirimin üzeri bir trabzan şeklinde uca kadar örelim. Üçüncü trabzan sıramızı da bitirdim. Hem bir e, zincirlerin içerisine hem trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzanlarımızı ördük ve sıramız tamamlandı. Şimdi. Diğer sıramızı örmeye başlayalım. 4 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum örmeye. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyorum 1 atlıyorum diğer trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve bu şekilde dördüncü sıramızı tamamlayalım robamızı 1 2 3 4 5 sıra ördük şimdi 6 sıramızı başlayalım zincirimizi çekelim 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum trabzanım örüyorum Zincirimle birlikte iki tane trabzanım oldu. Üçüncü örüyorum. Dördüncü trabzanımı ördüm. Dört tane tek trabzanım ördükten sonra beşinci trabzanımı çift örüyorum. Ve bir tane artışımı bu sırada da sağlamış oluyorum. Tekrar saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5. trabzanımı çift olarak örüyorum. Yine 1 2 3 4 5. trabzanımızı çift olarak örelim ve bu sıramızı 4 tane tek 5. çift olarak tamamlayalım. 4 tane tek 5 çift. 4 tek 5 çift. 4 tek 5 çift. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi ajurlarımızın olduğu sıramıza geçiyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane trabzanım atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum sıradaki trabzana batıyorum bir tane zincir bir atlıyorum bir tane zincir bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz kutucuklarımın hepsini tamamladım şimdi kutucuklarımın içini doldurmaya başlayalım 3 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çevirdim bir tane zincirimin içerisine trabzanımı ördüm bir tane trabzanımın üzerine bir tane zincirin içerisine bir tane trabzanın üzerine zincirin içerisine trabzanımın üzerine şekliyle bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Bir trabzana bir zincire. Robamızı gördüğünüz gibi bölümlerine ayırdım. 20-20 arkamız 28-28 kollarımız 41 trabzan da önümüz için ayırdım. Artık kol altlarından da daha zincir çekerek artacağız. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bakınız 20-20 arkamız her iki arka 20. Kollarımız karşılıklı olarak 28 ve diğer kolumuz 28. Önümüz ise 41 tane trabzandan oluşacak. Buradan arkadan birleştirerek gövdemizi yuvarlayıp kolumuzu da ayırdıktan sonra örmeye devam edeceğiz şöyle alıyorum arkamızı birleştirerek örmeye başlayalım birinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum hemen birebir geçiş yaptım 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer trabzanlarımı örerek kolumun altı için işaret koyduğum yere doğru ilerliyorum. Sadece trabzan örüyorum. Arkadan birleştirme işlemimizi yaptık ve ilerlemekteyiz. Kol altına doğru işaretime kadar öreceğim. Evet, geliyoruz ve son iki trabzanımız kalmıştı. Onları da örüyorum. Evet, şöyle saydığımız zaman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane trabzanımı ördüm ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Büküyorum. Ve tığımın başını dolayarak sıradaki trabzanımı örmeye başlıyorum. Ve kolumu bu şekilde birleştirmiş oldum. Şöyle bakalım. Bakınız kolumuzu birleştirdik. 6 tane zincirimizi alt kısmına ördük. Kolumuz için yeterli yuvamızı hazırladık ve önümüzden trabzanlarımızı örerek diğer kolumuzun olacağı yere kadar devam edelim. 4 tane trabzanımı ördüm. İşaretimi koyduğum yere geldim. 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 büküyorum kolumu diğer işaretimin olduğu yere tığımın başını doluyorum ve başlıyorum örmeye arkaya kadar yani örmüş olduğumuz yere gelene kadar trabzanlarımızı birer birer örelim Son trabzanımı da ördükten sonra başlangıç trabzanımızın üzerine girip batıyorum. Şu şekilde bir geçişimi yapıyorum ilmeğimin arasından ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bu sırada tekrar şuradaki kutucuklardan olmasını istiyorum. Onun için bir tane daha zincir ilave ediyorum. Toplamda 4 tane zincirim oldu. Bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayarak diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekip bir atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir bir atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Ve bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz kol altına doğru. Bir atlayıp bir trabzan, bir trabzan atlayıp diğer trabzana kutucuklarımızı örerek şu şekilde birer atladık, birer trabzan ördük. Tam kol altına geldim, trabzanımı ördüm. Bir tane sıradaki trabzan atlamalık. Hemen yanındaki zincirin içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip bir tane atlayıp ikinci, trabzan, ikinci zincirimin içerisine trabzanımı örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirin içerisine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ve sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve kol altımı bu şekilde tamamlamış oluyorum ve diğer elbisemizin ön kısmını bir tane atlayıp sıradaki trabzana batma şekliyle diğer kol altına kadar örelim kolumuzun altını da aynen burada ördüğümüz gibi örerek tamamlayalım Elbisemizin roba kısmını tamamladık. Arka sıradan ajurlarımızı örerek devam etmiştik. Ajurlarımızın her birinin üzerine bir tane trabzanımızın üzerine bir tane zincirin içerisine trabzanımızı ördük ve tamamladık. Şu şekilde geçişi sizlerle birlikte yaparak modelimizi uygulamaya başlayalım. En son bir tane zincirin içerisine trabzanımı örüyorum ve 3 tane zincir çekerek ördüğüm trabzanıma geçişimi yapıyorum ve bu şekilde elbisemin bel kısmını tamamlamış oluyoruz. Buradan sonrasında elbisemizin etek kısmına çalışmaya başlayabiliriz. Hemen modelimizi uygulayalım. Bel bölgemizi tamamladıktan sonra 4 tane zincir çekerek eteğimin modelini çalışmaya başlıyorum. 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim 3 ve 4 tığımın başını doluyorum hemen dibine 3 seferde çekeceğimiz trabzanımız örmeye başlıyorum 1 2 3 aynı yere batım Başını doluyorum yanındaki trabzanıma batıyorum ve yine 3 defa da alıyorum 1 2 3 1 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen yanına batıyorum 3 defa 1 2 aynı yere battım. 3. farklı yere batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 3 defa da alıyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 Diğer trabzanımı yanındaki geri örüyorum ve bir zincir çekiyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bir bakalım 4 tane zincir çekerek başladım hemen aynı yere ikinci bir trabzanı ördüm 3 defa da çektim hemen yanına üçüncü bir trabzanımı ördüm bu üçlü bir grup oldu arada bir tane zincirimizi çektim diğer ikinci grup üçlümüz yine birinci ve ikinciyi aynı trabzana battım üçüncüyü farklı yere battım arada bir tane zincir çektim. 3'er 3'er yapıyoruz. Arada bir tane zincirimizi çekiyoruz tırabzanlarımızı. Tığımın başını doluyorum. Bakın hemen sıraya giriyorum. 1 2 3 aynı yere 1 2 3 ve dibine batıyorum yanındaki tırabzana ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki tırabzana Üç defada örüyorum. İkisini aynı yere batıyorum. Üçüncüsünü yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar üçer trabzan, üçer trabzan aralarında bir tane zincir olacak şekilde örelim ve başlangıç noktamıza gelelim. Evet şimdi. İkinci sırasına eteğimizin başlayabiliriz bir tane zincirimi çektim İki trabzanlar arasında hemen en üstüne geliyorum ve batıyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum ikinci trabzanın üzerine batarak örüyorum üçüncü trabzanımın üzerine batarak örüyorum üç tane trabzanımı ördüm Trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimi ilave ediyorum. Şöylece bir tane grup olarak çalışacağız. İlk önce 3 tane trabzanın ilkini örmüyorum. Atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Arkadan giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Yandakini yani biri örmüyorum. 2 ile 3'ü örüyorum. 1, 2, 3. Araya 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve tekrar 1 2 3. Şimdi 3 tane trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincir çektim. Birinci trabzanımı alttan atladım. 2 ile 3'ü arkadan girerek trabzanımı ördüm. Kabartısı önde düşecek şekilde. Sonrasında bir tane zincir çekmiş olduğum yerin içerisine girdim. 2 tane trabzanımı üçlü olarak ördüm. Yine bir defa başını doladığım trabzanımı aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Araya bir tane zincir çekiyorum. 2 çekelim. Devam edelim. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Yine arkadan giriyorum. 3 defa da örüyorum. 2, 3. İpimizi hemen açıyorum. Tam Tam dışında dışında bir refah doluyorum. Ikinci, i̇kinci sıradaki, sıradaki trabzan da yine, yine arkadan artan. giriyorum. Üç sefer örüyorum bir, iki, üç. Üç sefer de Bir tane zincirim çekiyorum. Üç tane trabzanımı başlangıçta ördüğüm gibi bir, iki, üç. Üç tane direkt olarak devam edeceğiz. İki. 3 Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını Tekrar bu ikili grubun üzerinde çalışmaya başlıyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımı ardından giriyorum. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir, iki, üç. Araya giriyorum. Bir, iki, üç. Araya ikinci kez 1, 2, 3, 2 tane zinciri zincirle zincirle çekiyorum. Tekrar tek araya, araya iki, iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, Bir, 2, üç, iki, iki, üç. Iki, üç. Sonra, Sonra tam, tam başını doluyorum. Arkadan, arkadan geçiyorum. 3 tane olan trabzanın, olan trabzanın bu, bu yönde 2 iki iki tanesini örüyorum. örüyorum. Ardından, Ardından girerek. ve bir tane, zincir çekiyorum. Diğer, diğer üçlüyü defada defa aldım. Da, aldım. Trabzanlarla birer birer, birer, birer örüyorum. Şimdi, şimdi, bakacağız, bakacağız. yaptığımız tamam, işlerimize. Bir, bir tane, benziğimizi tane, benziğimizi çekiyorum. Benziğimizi. Bir tane bir zincirimi çekiyorum. çekiyorum işlemimize bakalım. Geçişimizde hemen üç tane trabzanımızın üzerine üç tane trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Alttaki üç tane trabzandan ilkini örmedim. 2 ile 3'ü ardından gireli ördüm. Ve araya gireli iki tane trabzan, iki zincir iki ördüm. Tekrar grubumuzun diğerinin ilk iki trabzanı ardından gireli ördüm. Üçüncü kaldı. Araya bir zincir çekerek üç şu tane dediğimiz olan trabzanı, trabzanı ördüm, bir zincir çektim. çektim. Yine, Yine modelimizi oluşturduğumuz çiftli. çiftli, yani 3 yani olan, olan çift trabzanlarımızı bir ve iki, bir örmedim. 2 ile üçü ardından, ardından girerek kabarttım. Var 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 var. Araya, araya girdim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Ve bitişteki sol yöndeki bir ile iki ardından, ardından girdim. Üçü örmeden bir zincir çekerek üç tane trabzanı ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıramızı yine 3 tane trabzanımızı ikili alarak örüyoruz Bundan sonrasında modelimiz birbirine tekrar etmekte bir zincirimi çektikten sonra ortadaki iki trabzan 2 zincir iki trabzan yapmış olduğumuz yere giriyorum arkadan alıyorum 1 2 3 defa da örüyorum tekrar ikincisine giriyorum 1 2 3 defa örüyorum ve araya 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanlı 3 defa da örüyorum. Sonra kenardaki bir önceki sırada ortaya örmüş olduğumuz yerde gelmekte. Onları da arkadan yine girerek 3 defa da örüyorum. Ve modelim bu şekilde tamamlanarak devam ediyor büyüdükçe örüyoruz bakın burada 3 tane trabzanımızı örüyorum 1 2 3 araya üçerli trabzanlarımız direkt olarak devam edecek ve bir tane 3 zincirimizin sağında ve solunda bir tane zincirimiz ve yine geldik bakınız şu şekilde 4 tane trabzanımızı hemen ortadakinin arkadan giriyorum bir önceki sırada artmış olduğum yerleri örüyorum iki tane trabzanım örüyorum ortaya iki zincirimi ilave ediyorum tekrar 1 ve 2 tığın başında doluyorum. arkadan giriyorum 1 ve yine arkada 2 bir tane zincir 3 tane trabzanımı birincisini ikincisini ve üçüncüsünü bu şekilde bu dilimimizi dolana dolana örüyoruz şöyle görelim Elbisemizde modelimiz artık kendisini sürekli tekrarlayacak. Şimdi yine geçişteyiz. Bakınız 3 tane trabzanımı örüyorum. 4 tane olan bu grubumu aradaki 2'yi arkadan alıp ortaya 2 tane, sağ tarafa 2 zincir, ortaya 2 de sol tarafa. Sonra yine 2 tırabzanımı arkadan girerek örüyorum. 3 tane zincirimizi çekelim. Bir tanesini çektiğim için 2 3 4 başını doluyorum ikinciye 1 2 3 1 2 ve 3 hepsini ördüm bir tane zincir çekiyorum eteğimizin iyice açılmaya başladığı zaman buradaki zincir sayımızı ikiye çıkaracağız daha aşağılara doğru yaklaştıkça tığımın başını doluyorum bir önceki sırada ortada ördüğüm trabzanlarımın ardından geçiyorum 3 defa da örüyorum. 1 2 3 ortaya tekrar 2 tane de zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane ortaya örüyorum trabzanımı 3 defa da aldım. Arkadan giriyorum. Ve yine arkadan bir tane zincir çekip aradaki bitene kadar burada devam edecek olan 3 tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir Evet modelimiz aşağıya kadar bu şekilde devam edecek sadece 3 tane trabzanımızdan sonraki bir zincirimizi 2 zincir 2 zincir olarak birkaç sıra sonra artıralım ve istediğimiz uzunluk gelince bitirelim Elbisem yeterli uzunluğa gelene kadar elbisemi örmeye devam ettim. Elbisemde uygulamış olduğum model birbirinin tekrarıydı. Sürekli tekrarlarını yaptım. Ortadaki 3 trabzanlarımız ve 2 tane trabzan dışta, 2 tane trabzan içte. Dıştaki trabzanları ardından girerek ördüm. Dilediğim uzunluğa gelince bıraktım. Elbisemin bel kısmını bir tane kurdele geçirdim. Ee, bu hazırlamış olduğumuz kutucukların içerisinde ve bir tane çiçek örerek diktim. Elbisemin etek uçlarını tamamen beyazla dolaşarak devam ettim. Yalnız ucunda bir kısmını sizlerle birlikte yapmak için bıraktım. Hemen oradan başlayalım. Bir uçtan bir uca buradan başlamıştım şu kısımda. Diğer uca kadar ördüm. Bakınız hepsinde bütün trabzanların arasına giriyorum. Buradaki zincirimizin arasında olan kısma 1 2 3 her birine birer tane 3 tane ve buradaki tepe kısmına da üçer tane başını bir dolayıp çekiyorum bir dolayıp çekiyorum tekli trabzanımızı örerek tamamladım devam edelim şuradan sizlerle birlikte başını doluyorum tekli trabzanımızı örüyorum bir defa da çekiyorum 1 2 3 modelimizle 3 tane trabzanın arasına 3 tane Tekli trabzanımızı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1 Araya giriyorum. 1 Trabzan aralarına bir. Tekrar 1 2 ve 3 Trabzanımın arasına giriyorum. Yine trabzan aralarına birer birer giriyorum. Ve tam trabzan ortasına modelimizin olduğu yere. 3 defa dolduralım. 3 zayıf gelirse 4 de doldurabilirsiniz. 3 ve devam ediyorum. Trabzan aralarını bu şekilde bütün trabzan aralarını ve aradaki zincirlerimizin hepsini tekli trabzanla doldurarak ördüm. Başlangıç noktamdaki ilk başlama yerine gelerek batıyorum. Geçiyorum. Bir tane zincirle kuvvetlendirerek makasının yardımıyla kesiyorum. ve eteğimizin uç kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Elbisemin etek kısmını tamamladıktan sonra arkasındaki düğme ve ilik dikeceğimiz yerleri ayarlayalım. Kenarına bir sıra örelim. İpimi alıyorum. Bir tane zincir ipime çektikten sonra aşağıdan başlayarak örmeye başlıyorum. Tam aşağıdaki bakınız trabzanımın dibine giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen trabzananıma geçiş yapıyorum 1 tane trabzan diğer trabzana geçiş yapıyorum 1 2 trabzan Diğer trabzananıma 1 2 iki. ikişer tane her bir trabz ikişer tane trabzanımızı örüyoruz ikili trabzan yapıyorum. ikili trabzan evet sonlara doğru yaklaşmaktayım 1 ve 2 en son yukarıda şöyle baktığımız zaman elbisemizin sağ tarafının elimde olan bu taraf olduğunu görüyorum sol taraf ise burası bu kısma düğmemizi dikip diğer kısma iliğimizi ayarlayacağız. Onun için burayı sık iğne yaparak tamamlayalım şimdi. Bir tane zincirimi çekiyorum, arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve öbürüne her bir trabzanımın üzerine sık iğne yaparak düğmemizi dikeceğimiz yerimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Karşı tarafa da trabzanımızı ve düğme yerlerimizi aynı şekilde ayarlayacağız bir tane düğme yeterli olabilir dilerseniz tabi iki düğme de dikebiliriz Evet bu şekilde sık iğnemizle tamamlayalım düğme yerimizi çalıştıktan sonra şimdi iliğimizi olduğu kısma çalışacağız iliğimizde de aynı şekilde çalışacağız yalnız trabzan yerine düğme yerine trabzan örmüştük 3 sıra sık iğne olarak çalışacağız hemen üst noktadan örmeye başlayalım İlk trabzanımızın arasına girelim. İpimizi şu şekilde de alabiliriz. Giriyorum. Bir tane zincirimi çektim. İki tane sık iğne. Devam ediyorum. Bir, iki. Her bir trabzan'a iki ikini yetmediği yerde üç tane de sık iğne yapabiliriz. Bir. 2 ve devam ediyorum aşağıdaki ipimi de götürüyorum uç noktaya kadar sadece sık iğnemizi örerek geliyorum şuraya bir tane daha yapmak istiyorum 1 2 ikişer sık iğne ikişer sık iğne örerek geldim şimdi bir tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bir tane düğme dikmek istediğim için yukarıya yakın bir yerde ilik çalışmamı yapacağım buralardan aynen aşağıda ördüğüm sık iğnelerimin üzerine birer sık iğne örerek devam edeceğim her bir sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne olarak batıyorum şu kısma bir tane düğme iliği açmak istiyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum ikinciye gelerek batıyorum ve devam ediyorum bir ve en son iki olarak batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar çeviriyorum üçüncü sıramı örmeye başlıyorum İlk yerimiz bakınız şurası hemen dibine batıyorum zincirimin olduğu yere geldim bir tane zincirimin üzerine yanındakine batmadım bakınız direkt zinciri ve sonra tekrar zincirimin üzerine bir tane daha sık iğne yaptım ve yanına bir tane daha sık iğne yaptım burada iliğimin olduğu yer güzel bir şekilde açıldı sonra diğer sık iğnelerimin üzerine birer birer batarak uç noktaya kadar gelelim uç noktaya kadar örerek geldiğimiz sık iğnemizi en son Yerdeyim, bakınız. En son yere geldiğim zaman bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımda birazcık uzun kesiyorum. Biraz uzun keselim. Şu şekilde çekiyorum. Şöyle ilk yerimiz üste koyacak şekilde ayarlayalım ve alttan bu çekmiş o uzun biraz uzun çekmiş olduğumuz ipi yatağımızın yardımıyla ya da iğne yardımıyla aşağıya monte edelim alt kısma şu şekilde çekerek de monte edebilirsiniz ya da biraz daha uzun yapıp iğne ile de yapabilirsiniz sağlamlaştırıp orada düğüm atarak daha düzgün durmasını sağlayabiliriz Evet aşağıya bir tane daha çekeceğim ve düğmemi diktikten sonra da kullanılmaya hazır hale gelecek düğmemi de diktikten sonra Elbisem kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.